mallarıyla Allah'ın yolunda, canlarıyla Allah'ın yolunda. Bu olur, gün gelir, kıtal da olabilir, savaşa da dönüşebilir. Cihat her halükarda, yani bütün çabasını kişinin Cenab-ı Hak uğrunda harcadığı bir hayattan söz ediyoruz. Ailesine yedirirken de bu çabanın bir parçası, komşusuyla ilişkilerini götürürken de bu çabanın bir parçası, şuna buna iyilik ederken de, namazını kılarken de, orucunu tutarken de, ilim yapıp öğrenirken de, bir yandan maişeti için çalışmasını, işini, gücünü yaparken de hep Cenab-ı Hakk'ın düzenlediği bir hayatın içerisindeki rolünü ifa eder bir düşünceyle, ama Allah'a dönen bir yolculukta huzuruna çıkacağı bir anlayış temelli. Bu fakirde de olsa, orta hallide de olsa, zenginde de olsa, alimde de olsa, bu üst bir bakış ve temeli imana dayanan iyi kulların yaşadığı bir hayattır. Dünyadaki görünümleri çok farklı farklı olabilir ama bunlar Allah Azze ve Celle'nin övdüğü, hidayete kavuşturduğu kulların yaklaşımıdır ki bunlar ucu sonsuz altından ırmakların aktığı Cenab-ı Hakk'ın vaadine tutunmuş, cehenneme düşme ihtimali ve korkusunun içlerinde sürekli canlı durduğu çok reel, gerçekçi bir yaklaşım içerisindeler. Yoksa sonsuza bakan yüzüyle hayatın ölüm ve ölüm sonrasıyla başına gelecekleri yok saymış, bütünüyle dünya içerisinde debelenen, her halükarda mutlak aynı sona hepsinin kavuştuğu, yani sıfırlanarak toprağa düştüğü kimselerin dünyadaki indileri ve çıktılarının hepsi birer hikayeden ibaret kalacaktır. Halbuki müminlerin Allah Azze ve Celle uğrunda mallarından harcadıkları da sonsuza atılan bir imza misali وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Kişinin sonsuz geleceğine yaptığı bir yatırım misali, misali kelimesi fazla çünkü tam da kendisi. O yüzden Allah Azze ve Celle فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ Şu halde yarın için önden ne gönderdiniz ona bakın. Bir banka gibi adeta Cenab-ı Hakk'ın bu bankası ve Allah'ın orada verdiği bir faiz var. يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ Dünyadaki faizi Cenab-ı Hak çürütürken kendisi ahirete dönük verdiği faiz ile وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ Aynı kelimeyi kullanmış. Sadakaları faizlendirir. Bu Cenab-ı Hakk'ın bankasında yatırım yapanlar Allah Azze ve Celle'den karşılığını umarak her türlü çaba, zamandan, emekten, gayretten, maldan ve hatta başa gelirse candan fedakarlık ettiklerinde karşılığını satın alan Allah Azze ve Celle'nin karşılığını verdiği bir cennet ile buluşacaklar. Allah Azze ve Celle dedi ki bu vaaden aleyhi hakkan, Allah'ın hak olarak vaat ettiği fit tevrati vel incili vel Kur'an. Tevrat'ta da böyle, İncil'de de böyle, Kur'an'da da böyle. Yani Allah Azze ve Celle hayatımızı biz insanlar açısından sadece bu ümmette değil, önceki ümmetlerde de aynı temel üzerinden işletmiş. Kullar Allah'ın kendilerine lütfettiği imkanları, mal, can, vakit, zaman her ne varsa önden Cenab-ı Hak uğruna iradeleri varken henüz harcadıkları takdirde Allah Azze ve Celle karşılığında onlara cenneti vaat etmiştir. Ama hayatta Cenab-ı Hakk'ı yok sayan, kazandıklarını hep kendine birikim olarak gören, sonra da zaten hepsini kaybetmek durumunda kalan bir bakıma ahmakların, çünkü böylesi bir akibete uğradıkları zaman onca kazandıklarıyla Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğunu, bu hayatlarıyla muazzam bir kazancı temin etmek varken boşa harcamak hepsini, kişiyi kendisini korkunç bir hamakat, yani ahmaklık düzeyinde pişmanlığa sevk eder. Ama bu bilinçsiz bir ahmaklık değil, istikbar dolu, büyüklenme dolu, saygısız, Cenab-ı Hakk'a karşı diklenmiş kafirlerin bir ahmaklığı. Cenab-ı Hak ayetin devamında dedi ki وَمَنْ اَوْفَى
bi'ahdihi minallahi. Sordu böyle bir soruyu. Bu soruyu her gün kendimize sorsak yeridir. Kim verdiği söze, kim verdiği sözü Allah'tan daha iyi tutabilir? Kim verdiği sözü tutmak hususunda Allah'tan daha iyidir? Veya birebir Arapçası gibi söylersem, verdiği sözü ahdini yerine getirmek hususunda Allah'tan kim daha vefalı olabilir? وَمَنْ اَوْفَى karşılığını vermeye Allah'tan daha doğru kim olabilir? Yani kimin sözüne vereceği hususunda Allah'tan daha çok güvenilebilir? Bu kadar garanti demek istiyor. O zaman فَاسْتَبْشِرُوا o zaman birbirinize müjdeyi verin. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذ۪ي بَايَعْتُمْ بِهِ bu mübayağınızdan yani Allah uğrunda vazgeçtikleriniz, bu kez dünyalık şeyler vazgeçip karşılığında umduklarınızdan ötürü artık birbirinizi müjdeleyiniz. Çünkü garanti, Cenab-ı Hak kadar sözüne sadık, sözünü yerine getirmeye muktedir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيَعَانِ vaadini bozmayan bir kimse yok. Bu Allah'a dayandığına göre bu vaat, o zaman size birbirinizi müjdelemek düşer. Bu süreçte olan kimselerin, bu duruma uygun gördükleri kimseleri etrafında, çevresinde demek ki hüsnü zan ile, çünkü içten kimsenin durumunu bilemeyiz. Dıştan çok harcadıkları, çok infak ettikleri güzel davranışlar yansıyabilir bize ama içten bu Allah için olmayabilir. O bakımdan biz kesin bir hükümle hiç kimse hakkında A, B, C böyledir Allah'ın kendisinden malını, canını cennet uğrunda satın aldığı bir kimsedir, oraya kesin gidecektir diyemeyiz ama dıştan baktığımızda iyi davranışlarını gördüğümüz kimselerin içten iyi niyetlere sahip olduğu hüsnü zannıyla demek ki birbirlerini, kendilerini değil de diğerlerini müjdeleyen فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذ۪ي بَيَعْتُمْ بِهِ bu mübayağınızdan ötürü şu halde birbirlerinizi müjdeleyiniz buyurdu Allah Azze ve Celle. Kesin hüküm Allah'ın huzurunda niyetlerin de ortaya çıkarıldığı bir sonuç ile neticelenecek. Bu kazanmaya Cenab-ı Hakk'ın hükmüyle ulaşmış bulunan kimseleri Allah Azze ve Celle اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمِ işte bu muazzam bir kazanç. لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ birileri emek oraya ortaya koyacak, çaba ortaya koyacak, uğraşacak, didinecekse öyle bir şey için didinsin. Yoksa boş yere dünyada uğraşıp didinmesin der gibidir Cenab-ı Hak. O yüzden dedi ki وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ rekabet edecekse birileri böyle bir amacın uğrunda rekabet etsinler. Böyle bir sonucun uğrunda rekabet etsinler. Kur'an'da bu iki ayet çok çarpıcıdır. Tam cennet sahnelerini anlattığı ayette Cenab-ı Hakk'ın bu muazzam bir kazanç demişken لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ amel edenler, uğraşanlar böyle bir şey için uğraşsınlar. Bunun diğer anlamı başka şeyler için amel etmeye, çaba ortaya koymaya, kendinizi, hayatınızı heder etmeye değmez. Çünkü orada sonuç orayla sınırlı. Orada size imkanları zaten biz taksim ediyoruz. Bir de bu tarafı var, girişte konuştuk. Şu halde oradaki imkanlardan üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirdiğiniz halde ne kadarını biz vereceksek o hayat öylece yaşanacak. Ama siz asıl amacınız da sonsuz bir gelecekte nasıl bir sonuca kavuşmak istediğinizi kendiniz yaptıklarınızla belirleyeceksiniz. O yüzden Cenab-ı Hak dünyadaki kazanç farklarını dikkatimize sunarak ''Undur keyfe faddalnâ ba'dahum alâ ba'd'' bak zengini biraz daha düşük, biraz daha düşük, biraz daha düşük. Bunları gör ve bil ki biz bunları belli üstünlükler ile dağıttık. Bu dünyadaki bu farklılıklar bizim dünyada insanlara verdiğimiz imkanlar üzere sınadığımız farklılıklar. Kimisinde zeka, kimisinde mal, kimisinde
başka imkanlar, ama herkes belli imkanlar üzerinden sınanıyor. Devamında dedi ki, وَلَا الْآخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَاَكْبَرُ تَفْضِيلًا. Ahiret ise hem dereceleri bakımından, yani üstünlükler açısından farklar daha açık, hem de bu farkların üstünlükleri daha değerli. Ve bu kalıcı bir süreç. Şu halde dünyadakini biz düzenledik, ahirettekileri ise kendi davranışlarınızla, niyetlerinizle, çabalarınızla, Cenab-ı Hakk'a karşı duruşunuzla siz oluşturacaksınız. Allah Azze ve Celle sizin amellerinize bakarak, niyetlerinize bakarak oradaki o farklı imkanları, iyiliğin de kendi içerisinde, cennetin de kendi içerisinde belli düzeyleri var. Tek bir düzey, tek bir ortam değil. Allah'ın Resulü dedi ki cennetlerdir o. Ve bu cennetler içerisinde farklı farklı imkanlar var. Bunları kişinin kazanmak üzere Resulullah dedi ki çok istediğinizde Firdevs'i isteyin Allah'tan. Cennetin ortası ve en üstün yeri olarak. Şu halde kişinin kazanma düşüncesi perspektifinden önce muhtemel kötüyü hep birinci planda tuttuğu, oradan kurtulmayı birincil kazanç, en önemli birincil kazanç saydığı, oradan kurtulabilirse Allah'ın rahmetiyle, mağfiretiyle, bu kez yine Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle cennete uzanabilmeyi, oraya dahil olabilmeyi hep hayat boyu temel bir kazanma, Cenab-ı Hakk'ın muazzam kazanç dediği bir ümit ve beklentiyle kovaladığı bir hayat, bu akleden kimselerin yaşadığı bir hayattır.